Efendim merhaba, başarı hikayelerine hoş geldiniz. Ben Yaprak Özer. Bugün bilinmedik, aslında pek çok kadının çok da bildiği bir sektörde birazcık dolaşacağız. Alışveriş sektörü ama elektronik tarafında. Bilmiyorum sizler ne kadar elektronik alışveriş yapıyorsunuz ama her 5 Türk'ten biri yapıyormuş. Bakalım şimdi bunları doğrulatacağız. Çok değerli bir konuğum var, çok da genç ama onların dünyası hep genç zaten. Markafoni kurucu ortağı Ahmet Sarı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen söyleyeyim de sonra unutmayayım. Zaten unutulacak gibi bir şey değil ama 40 yaş altı 40 başarılı kişiden de birisiniz siz, değil mi? Türkiye'de evet. Seçilmişsiniz. Evet. Bu Markafoni nedeniyle mi oldu? Tabii ki. Tabii ki. İnsanları siz alışverişe salın, ondan sonra da başarıları kapın. Yani bu da enteresan bir şey. Her 5 kişiden biri mi elektronik alışveriş yapıyor? Yani benim söylediğim rakam doğru mu? Aslında biraz daha fazla diyebiliriz. Evet, her 5 kişiden birinden biraz daha fazla olacak diye düşünüyoruz. Şimdi yani. Ben bankalar arası kart merkezinin, BKM'nin verilerine baktım. Hani biraz önce sizinle de konuşurken bir miktar tabii orada çok rakam var aslında. İnsanın kafası karışıyor. Gördüğüm şey 5 kişiden biri internet üzerinde alışveriş yapıyordu. 2011 sonu toplam 22 milyar Türk Lirası tutarında elektronik ticaret işlemi gerçekleşmiş. Evet, sanal POS üzerinden geçen e-ticaret işlemi. Bunun içerisinde yalnızca alışveriş mi var yoksa yok, başka şeyler de var mı? Bunun içerisinde tabii yani şimdi bankalar arası kart merkezinin verdiği raporda uçak biletleri de mail order'la alınan sigorta ödemeleri de farklı ödemeler de var. Aslında bu sanal postan geçen miktar. BKM de bununla ilgili bir çalışma yapıyor aslında tanımlamalarını, evet. Firma tanımlamalarını daha güncelleştirmeye çalışıyor. Ama biz yine de benchmark olarak bu rakamı alıyoruz ki genelde sektörün büyümesini rahat ölçümleyebilmek adına. Siz ayrıştırabiliyor musunuz? Yani sizin gibi siteler üzerinden alışveriş yapanlar bu rakamın ne kadarı olabilirler? Yani, belki kesin bir şey söyleyemeyebilirsiniz ama yüzde? Ama %20-25 diyebiliriz. Yaklaşık 5-6 milyar TL'lik bir pazardan bahsediyoruz. Burada sırf parakende üzerinden gidiyoruz. Yani parakende, e-ticaret üzerinden, internet üzerinden yapılan parakende harcamaları. Bunlar da işte uçak biletlerini çıkartıyoruz, diğer ödemeleri, sigortaları çıkartıyoruz. Evet. Ama tabii oyunları kattığımızda, işte yine tatil harcamalarını kattığımızda, ki bunları da katabiliriz aslında e-ticaretin içine, pazar daha da, rakam daha da büyüyor. Şimdi tabii Markafoni'nin ne olduğunu ya da daha doğrusu bu sektörün ne olduğuna geçmeden önce birkaç tane daha bilgi notu vermek anlamlı olur mu acaba? Yani kredi kartları ya da onlarla alışveriş herhalde tetikleyen şeyler oluyor tabii, değil mi? Tabii Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri bu zaten. Ciddi bir kredi kartı penetrasyonumuz var. Yaklaşık 46 milyon nüfusun %60'ında 70'ine varan bir kredi kartı penetrasyonu var. Diğer ülkelerdeki operasyonlarımıza baktığımızda Türkiye'nin burada ciddi bir avantajı olduğunu görüyoruz. İyi bir lojistik altyapımız var Türkiye olarak. Neyi kastediyorsunuz lojistik altyapısı derken? Tamamen ürünlerin dağıtımını kastediyoruz. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna 2 gün, en fazla 3 gün içinde hani çok merkezi olmayan yerlere bir ürünü gönderebiliyorsunuz. Kışta kıyamette ne yaptınız? Yine de gönderiliyor. Yine de gönderil. İstanbul'da çok ufak bir sıkıntı oldu ama bir günlük bir sıkıntı oldu. Peki sadece. Ülkenin diğer yörelerinde hani kar altında o kadar uzun süre kaldık ki bu yıl dolayısıyla... Evet. Onlar sizi ama hiç engellemedi galiba değil mi? Alışveriş olunca evet. Akan sular duruyor. Şimdi Türkiye'de kredi kartı sayısı 51 milyonun üzerinde. Banka kartı yani banka kartları tabii bunun içerisinde. Otomatik vezne makinesi ATM sayısı 32.500 civarı bir şey. Bunlar hep sizi tabii kaldıraç vazifesi gören unsurlar değil mi? Doğru. Bir yandan şikayet ediyoruz, kredi kartlarımız doluyor, şuursuzca harcıyoruz diye ama öbür taraftan da böyle bir ticaretin doğmasına vesile oluyor yani galiba. Türkiye'deki ticaretin hızlı büyümesindeki en önemli etkenlerden birkaçı da bu altyapı, biri de bu altyapının çok güçlü olması aslında. Aslında sizin yarattığınız sektör sizinle başlayan enteresan bir şey. Yani kaçınılmaz. Dolayısıyla oradan birazcık bakalım isterseniz. Siz 2008'in sonlarında falan kuruldunuz değil mi? Evet, yani faaliyete geçmemiz. 2007'nin, 2008'in ikinci çeyreğinde resmi olarak açıldık.
Fakat sitenin faaliyete geçmesi 2008'in son çeyreğinde bu oldu. Bu bir sanal dükkan değil mi? Her şeyin satıldığı bir sanal dükkan aslında Markafoni. Yani yaklaşık kaç tane ürün var? Aylık olarak 70 bin çeşit ürün sunuyoruz. 70 bin çeşit ürün. Ve tabii bizim konseptimiz özel alışveriş kulübü konsepti olduğu için burada markalara özel kampanyalar düzenliyoruz. Bir markayı o ay içinde sadece 2 günlük özel kampanyalarla %80'e 90'a varan indirimlerle kısa süreli satışlarını yapıyoruz. Şunu anlatsanıza bize, %80 90'a varan indirim, yani biz aynı ürünü mağazadan aldığımızda bir o kadar pahalıya mı almış oluyoruz? Sizin buradaki tamam lojistikti şuydu buydu ya da işte belki bir takım maliyetleri düşüren unsurlara sahipsiniz ama bu kadar nasıl fark ediyor? Tabii bizim en büyük gücümüz şu anda 4 milyonun üzerinde üyemiz var. 4,5 milyona yaklaştı. Şu gün itibariyle verdiğim her rakam tabii 1-2 ay sonra geçerliliğini yitiriyor. Çok hızlı büyümeye devam ediyoruz. Ayda 300-400 bin üye alımı gerçekleştiriyoruz halen. 4 milyon üyemiz var. 4,5 diyelim daha gerçekçi olsun. Her sabah bu üyelerimize biz e-mail yoluyla o gün aktif olan kampanyaların bilgisini veriyoruz. 22 marka genelde çıkartıyoruz. Bunların içinde ağırlıklı olarak moda, daha sonra çocuk, yaşam ürün, lifestyle dediğimiz işte dekorasyon ürünleri, farklı ürün konseptlerde. Bu markaları kullanıcılarımıza sunuyoruz ve fırsatları belirtiyoruz. 22 i̇şte, mi dediniz biraz 22. önce? 22. Ayda yaklaşık 600 kampanya, 600 marka yer alıyor. Yani her gün 22 ürünü bir kampanya olarak çıkartıyorsunuz. 22 markayı. 22 markayı. Evet. Her gün 22 markayla özel kampanya. Onun altında da bir sürü ürün var tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani ayda dediğim gibi 70 bin çeşit ürün sunuyoruz. Ve bunları da büyük indirimlerle sunuyoruz. Tabii diğer avantajımız bu 4 milyon üyeden bir ziyaret alıyoruz. Günlük 600 bin, 700 bin tekil ziyaretçilere ulaşabiliyoruz. Ayda 18 milyon ziyaret alıyoruz. 18 milyon. Tabii bunu bir AVM ile karşılaştırdığınız düşünün. Hani fiziki sınırları yıkıyorsunuz bir noktada. Karşılaştıralım, ne oluyor? Yani bir AVM'nin algılayabilmek için, çünkü bu rakamları böyle sizin ağzınızdan çok rahat dökülüyor ama bunları insanın anlayabilmesi, şöyle bir düşünmesi gerekiyor aslında. Peki şöyle bir örnek verelim. Büyük bir AVM'den örnek verelim. Yaklaşık günlük 20, bilemediniz en fazla 30 bin ziyaretçisi olur. Şimdi bunlarda da bir AVM'de 250 mağaza olduğunu düşünün. Bu 30 bin ziyaretçinin %60'ı 70'i zaten mağazalardan çok entertainment kısmına gidiyorlar. Food court'lara veya sinemaya gidiyorlar. Geri kalan 9-10 bin kişinin alışveriş için dolaştığını düşünün. 250 mağazayı zaten dolaşamıyorlar. Fiziki olarak öyle bir şansları yok. Ürünleri toplasanız 4 mağazadan 30 çeşit ürün görebilirlerken bizim sitemizde bir günde 700 bin kişi markaya odaklı olarak o markanın 200-300 çeşit ürünü, bazen binlere de çıkabiliyor bu, rahatlıkla inceleyebiliyor. Karşılaştırabiliyor. Nasıl karşılaştırabiliyor? İnternet. Başka ürünle karşılaştırabiliyor. Tabii başka ürünle karşılaştırabiliyor. Ama üstüne giyip çıkartamıyor. Evet, ama şimdi üstüne giyip çıkartma kısmında da şöyle bir kolaylık sağlıyoruz. 30 gün içerisinde iade edebiliyorlar zaten koşulsuz olarak. Koşulsuz mesafeli olarak. Satış olduğu için. Hatta bizim diğer yapılandırma Markafoni dışında Zizigo ve Mispera diye. Zizigo'da mesela ayakkabı mağazamız, dikey yapılanma. 365 gün iade imkanı sunuyoruz. Yani bir yıl çok içerisinde. Çok freni bir alışveriş değil mi sizin için? Ne kadar iadeniz oluyor? Şimdi ayakkabı da tabii Zigo'da oldukça fazla. %20'lere yakın bir iade oranı var. Ama bunun amacı zaten burada sezon fiyatına ürün satmanın rahatlığı. Yani internetten alışverişin rahatlık kısmının artık Türkiye'de yer etmesini istiyoruz. Tamam, %90 indirimi nasıl yapıyorsunuz? Onu bir tamamlayalım da bir bilelim bakalım. Bir rakipler de şöyle bir yani sirkelensin. Nasıl oluyormuş bu? Ya bir gün içinde bir markanın 40 binden fazla ürününü satarsanız bu indirimleri elde edebiliyorsunuz tabii ki. Müthiş bir şey. Şimdi dediniz ki işte ayakkabıda 365 gün geri döndürme iade var. Öbüründe yine benzer şeyler var. Ama giyip çıkaramıyor. İşte saçımın rengi, benim vücut ölçülerim falan, bunlara yardımcı olabileceğiniz bir şey var mı? Yani insanlar kendilerini bir şekilde sanal ortamda da görebiliyorlar mı? Görebilecekler mi? Olabildiğince ürünlerin açıklamalarını zaten sayfamızda yer veriyoruz ve ayrıca beden ölçü tablolarımız var. Ama dediğimiz gibi yani burada önemli olan kullanıcının hiçbir şüphe duymadan ürünü alması ve eğer bir beden uyumsuzluğu olduğunda veya herhangi bir beklediği ürün çıkmadığında, beklentisini karşılamadığında
satılabilir olma kaydıyla, yani kullanılmamış olma kaydıyla ücretsiz olarak geri gönderebiliyor. Geri gönderebiliyor. Kadın erkek oranınız nedir müşterilerinizde? %70 kadın. %70 kadın. Moda yani yaşam tarzı olunca. Kadınlar istila etti değil mi? Evet. Ben alışverişin tadı tuzu kalmadı diyecektim ama vazgeçtim diyemiyorum. Çünkü demek ki tadı tuzu orada, yani %70 böyle bir kadın varsa, ondan sonra her gün bu kadar insan girip çıkıyorsa bu müthiş bir şey olsa gerek. Çok büyük rahatlık. Şimdi biraz bize alışveriş alışkanlıklarımızdan söz eder misiniz? Yani değişen alışveriş alışkanlıklarımızdan. Biz böyle kendimize eziyet edercesine uzun uzun dolaşırdık. Ben hala öyleyim, hala elektronik hiçbir şey satın almıyorum, hala korkuyorum. Yani siz aslında size göre taş devrinden gelen birisiyle konuşuyorsunuz şu anda. Ama böyle benim gibi insanlar da var. Dolayısıyla yani dokunmayı seviyorum, ona bakmayı, buna bakmayı, üstümde denemeyi. Nasıl olacak? Ben nasıl ikna edilebilirim mesela? Şimdi sadece arkadaşlarınızın referansıyla üye olabiliyordunuz. Evet. Dolayısıyla insanlar birbirlerine önererek bu güven sorununu ortadan kaldırdılar. Rahatlıkla alışveriş yapmaya başladılar. Bizim için en önemli kriter zaten bizden bir kere alışveriş yapmanız. 7/24 çalışan bir müşteri hizmetleri departmanımız var. Ki hani Türkiye'nin sayılı müşteri hizmetleri departmanından diyebilirim. Her soruna maillerinize 10 dakika içinde mutlaka dönüş yapılıyor. 24 saat ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu programdan sonra yapılmasın, ondan sonra artık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Biz bir kere alışveriş yapıldıktan sonra zaten müşteri o deneyimi kazandıktan sonra bu rahatlıktan vazgeçemiyor. Nasıl alınır hiç onu aklım ermiyor. Sadece yani ayağınız taraklıdır, ayağınız tamamıyla küçücüktür, başka bir sorunu vardır, bir parmağınız uzundur, öbürü bilmem nedir falan. Yani hani nasıl bunlar denenmeden alır? Neyse, alanları tebrik ediyoruz. Kaç ülkedesiniz siz? Şu anda... Birazcık şu ticari ve aslında işin altyapısını biraz konuşmak istiyorum sizinle. Aktif olarak 5 ülkedeyiz. 5 ülke. Bunlar hangileri? Türkiye, Yunanistan, evet. Ukrayna, Polonya, şu anda Romanya'da bir yapılanma içerisindeyiz. Fakat Romanya ile beraber yaklaşık bir 4 ülke daha yine Doğu Avrupa'da eklenecek. Doğu Avrupa'da. Siz Doğu Avrupa'da büyüyorsunuz öyle mi? Ben sizin ilk yatırımınızın oysa Avustralya olduğunu okumuştum. Ve bu da çok enteresan. Aslında yani neden bir Türk Avustralya'da yatırım yapar? Hakikaten nedir bu sorunun cevabı? Şimdi yatırım açısından baktığınızda bizim de bir yatırım ayağımız da var. Yatırımda zaten en önem verdiğimiz şey mutlaka girişimci. Yani takım. Diyeyim. Burada da Avustralya'da çok iyi bir takımla tanıştık. Bunu Avustralya'da yapabiliyorsak her yerde yapabiliriz dedik. Saat farkına. Peki onu niye ülkeler arasında saymadınız şimdi? Avustralya markafoni yapısı içerisinden çıktı. Yeni çıktı. Ortaklığımızda daha çok Avrupa'ya odaklandığımız için. Yani yerel ortak tamamını mı satın aldı, onu mu anlamalıyız? Ortaklık devam etmiyor ama bizim hala kişisel kurucular olarak ortaklığımız devam ediyor Avustralya'da. Anladım. Peki Yunanistan'ı merak ediyorum. Yunanistan şu anda sizin için nasıl bir pazar? Tabii Yunanistan'daki ekonomik krizden dolayı bir durgunluk var. Fakat bu işlerde ki hani Türkiye'de de biz girdiğimizde 2008 yılı krizi vardı. Evet. Bu kriz zamanında yapılan yatırımlar krizin aşılmasından sonra çok hızlı büyümeyle geri dönüş yapıyor. Şöyle bir örnek verebilirim. 2008 yılında e-ticaret pazarının BKM verilerine göre büyümesi %10'larda kaldı. 2009 yılında %10'larda kaldı. Biz o dönemde büyümemizi gerçekleştiriyorduk. 2010 yılında yine BKM verilerine göre pazar %50 büyümesine rağmen markafoni %700 büyüdü. Yani 7 katlık bir büyümeden bahsediyoruz. Yani aslında siz yalnızca sizin markanız değil, bütün anladığım kadarıyla bu sektördeki yapılanmalarda böyle bir büyüklük kaydedildi. Doğru mudur? Tabii, ya, yok, genelde bakarsanız pazarın genel büyümesi sadece %50 civarındayken. Yok, hayır, %50 civarında. Yani sizin gibi yapılan, özel olarak. Çünkü sözünü ettiğiniz yapılanmanın içerisinde diğer işte bilet satışları da vardı, sigorta da vardı. Yani elektronik aslında yapılan pek çok alışveriş var. Ama bunların hepsi perakende unsura yönelik değil tabii ki. Tabii perakende gitgide buradaki payını arttırıyor. Perakendeye şöyle bakabiliriz aslında. Gelişmiş ülkelerde offline perakendenin online oranı yaklaşık %10-12 seviyelerinde. Türkiye'de bunun şu anda %3 seviyelerinde olduğunu düşünüyoruz. Yani 4 katlık bir büyüme potansiyeli daha var. Hala var. Mesela Avustralya'daki pazar nasıl? Avustralya'da Brands Exclusive
hala pazar lideri. Fakat Avustralya'nın farklı bir konumu var. Nüfus yoğunluğu daha az biliyorsunuz. Evet. Ve pazar daha sofistike ve doymuş bir pazar. Şimdi Türkiye'deki bu 4 kat büyüme zaten Türkiye şu anda Hindistan'dan sonra Çin'le beraber dünyada en hızlı büyüyen e-ticaret sektörüne sahip. Tabii ki bir Türkiye ile karşılaştıramıyoruz. Ama orada nasıl avantajlar var? Kullanıcılar çok alışkın. Çok rahat convert edebiliyorsunuz kullanıcıları, e-ticarete yönlendirebiliyorsunuz. Evet. Yeni bir şey açtığınızda ilgi daha fazla oluyor. O süreç, yapılanma süreci daha hızlı aşılıyor. Fakat belli bir büyüklükten sonra da pazarın kendi limitleri oluşuyor. Türkiye'de şu anda o limitlerden çok uzağız. Çok uzaktayız. Doğu Avrupa anladığım kadarıyla bu limitlere hala yine uzak bir coğrafya ki sizin gözünüz burada. Doğru evet. mudur? Biraz da Batı Avrupa'daki yapılanma tabii ki daha oturmuş olduğu için, rekabet daha fazla olduğu için Doğu Avrupa'da her zaman bizim işlerimizde ilk olmanın avantajını, Markafon'da bunu çok kullandık. Diğer ülke yatırımlarımızda da bunu gözetiyoruz. Fikir kimin fikri? Sizin fikriniz mi? Yok, açıkçası bu 2000, şöyle söyleyeyim, 2007 yılında biz 3 ortak toplandığımızda zaten birkaç projeden bahsediyorduk. Bu tutar dediniz. Tabii. Öyle mi? Projelerden bir tane. Diğer projelerde buna benzer projeler miydi? Sosyal medya ile ilgili bir çalışma vardı. Yine e-ticaretle ilgili bir iki çalışma vardı pazar yeri olarak. Fakat biz bu modelin daha açık olduğunu düşündük. Çünkü o dönem baktığınızda 2008 yılında Türkiye... O dönem Türkiye... dediğiniz şunun şurasında birkaç sene öncesi evet. zaten öyle değil mi? Tabii ama çok hızlı büyüdü pazar. Yani evet, 2008 yani... yılında moda ve yaşam tarzında Türkiye'de açıkçası birkaç site vardı ama ağırlıklı olarak hani sistemli bir yapı yoktu. 4 milyon üyesi olan işte ayda 600 bin ürün satan bir yapı yoktu. Bu zamanı yakalamak işi herhalde değil mi? Aslında evet. siz girmeseniz bir başka biri girse onlar ilk Tabii. giren olarak çok büyük yine bu Mutlaka. Başarıyı yakalayacaklardı. Mutlaka. Bundan sonrası için de yine aynı şey mi? Yani hani doymuş pazar diyoruz ama doymuş fikir pazarı da aslında herhalde bundan da söz etmek mümkün olabilir değil mi? Tabii yani Türkiye'ye baktığınızda şöyle bir sıkıntı var aslında. Herkesin isteği, temennisi Türkiye'den orijinal fikirlerin çıkması. Ama bir anda bunun için ciddi bir yatırım gerekiyor. Ve yatırımcı da yatırımı karar verirken riski minimize etmek istiyor. Bunu minimize etmenin en kolay yolu da yurt dışında başarılı örnekleri olan modellerin Türkiye Burada gibi hızlı büyüyen bir pazarda uygulanması. Dolayısıyla umarım hani bu belki 1-2 yıl daha böyle devam edecek. Pazar daha oturmaya devam ettiği sürece. Fakat yurt dışında çok büyük bir ilgi var Türkiye pazarında. Bu büyümeyi herkes görüyor. Bizim işte dışarıda toplantılarda gördüğümüz veya yurt içindeki artık toplantılara yurt dışından çok fazla katılım oluyor. Geçen hafta sonu ben maalesef katılamadım. E-Tom'un startup kampı vardı Antalya'da. İşte Wall Street Journal'dan muhabirlerin de takip ettiği bir yapı haline geliyor. Axel Partners burada bir konuşma yaptı ki hani en büyük internet yatırım kuruluşu. Çok güzel. Yani en azından yani. Böyle şeylerin Türkiye için çok yeni olması. Öyle bir yani ağzımız açık dinliyoruz ama izin verin kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra hem sektördeki gelişmeleri hem bundan sonra sizin nereye doğru gideceğinizi bir miktar konuşalım bakalım. Çünkü burada durmaz bu işi gibi geliyor bana. Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Tekrar merhaba, başarı hikayelerindeyiz. Elektronik ticarette epey bir dolaştık, anladık anlamadık, değişik yani biz elektronik ticaret, daha doğrusu alışverişi kullananlar ve kullanmayanlar olarak giderek azalan bir grubuz benim anladığım kadarıyla. Ama hani dedim ya endişeler, bir sürü insan şu anda izleyen benim gibi endişeler içerisinde. Ben acaba buraya girersem neyi yanlış yaparım, neyi doğru yaparım? Birisi girer işte yani kredi kartının güvenliği, girdiğim sitenin güvenliği. Sizinle ilgili araştırma yaparken sektörle ilgili BKM'nin de aslında çok faydalı bir takım uyarılarını gördüm. Siz deneyimlerinizden lütfen yararlanarak hem bu vesileyle elektronik ortamda alışveriş yaparken nelere dikkat etmek lazım bir onu sorayım. Onunla başlayalım. Şimdi aslında elektronik ortamda alışverişin birçok avantajı var güvenlik açısından da. Öncelikle zaten alışveriş yaptığınız site... Ne desem tersinden başlıyorsunuz.
Ben diyorum güvenlik sorunu, siz diyorsunuz ki ama haklısınız vallahi. O koltukta otursam ben de öyle söylerim. Evet buyurun. Öncelikle alışveriş yaptığınız siteyi çok rahatlıkla internette araştırabiliyorsunuz. Bu sizin zaten 3 veya 5 dakikanızı alıyor. Tamam. Farklı sitelerdeki yorumlara bakabiliyorsunuz. Bizim uyguladığımız Yeşil Browser var mesela. Yeşil Browser yüksek güvenlikli browser. Bununla bir sertifika alan firmalar var. Bunu bankalar ve birkaç e-ticaret sitesi yapıyor. Bu da ciddi denetimlere tabi. Yani tüketici konu. Bunu görebilir, buna dikkat edebilir. Evet, yani tamam. Browser ekranında yeşil bir şey oluyor. Bunun dışında internet siteleri mümkün mertebe zaten çoğu biz tutmuyoruz mesela. Kredi kartlarını tutmazlar. Bu riski kimse almak istemez. O yüzden her seferinde tekrar kredi kartlarınızı giriyorsunuz. Kredi kartları da e-ticaret siteleri tarafından tutulmuyor. Dolayısıyla aslında güvenli bir yöntem. Sizin fiziki olarak fiziki olarak kredi kartınızı hesabı öderken vermeniz de burada siteye girmeniz arasında siteye olsun, girmeniz daha güvenli çünkü ne bu tutulmuyor. Ne tür önlemler alalım başka? Dediğim gibi araştırmayın, bunu çok rahat araştırabiliyorsunuz. Sitenin track record'unu çok rahat internetten takip edebiliyorsunuz. Bu bile yeterli. Tabii ki kredi kartı bilgilerini paylaşmamak gerekiyor. Bunların browser tarafından kaydedilmemesini ayarlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Public bir yerde kullanıyorsanız buna dikkat halka etmeniz. Halka açık bir yerde. Oralardan girmemekte fayda var. Yok, girebilirsiniz. Sadece browser ayarlarında bu bilginin kaşeye yazılmamasını sağlamanız lazım. Peki, o da ayarlardan ayarlıyorsunuz. Yani o zaman bizimle birazcık böyle bilmediğimiz bir iki böyle haber değeri taşıyan bilgiyi de paylaşın. Mesela elektronik alışveriş yapanlar. Bunlar gerçekten böyle internet kafelerden falan giriyorlar mı? Tabii ki, tabii ki. Cepte... Ne kadardır mesela bunun oranı? Net bir oran veremeyeceğim ama ağırlık yani bizim ağırlık ne peki? Bizim sitemizden baktığımızda iş yeri ve evler daha ağırlıklı. İş yeri ve evler daha ağırlıklı. Peki kadın ve erkeğin alışkanlıklarında herhangi bir şey var mı? Değişiklik var mı yani bunu kimi iş yerinde kimi evinde? Hani kadın herhalde tahmin ediyorum %70 zaten sizde yüksek oranda bir kadın olduğu için evden girişler daha yüksektir ama iş yeri falan gibi şeylerde söyleyecek bir şeyiniz var mı? İş yerinde genelde tabii. Bizim konseptimizde özel alışveriş kulübü konseptinde sınırlı sürede bir fırsat sunulduğu için alışverişin büyük çoğunluğu sabah saatlerinde yapılıyor. Burada doğru, siz gel vatandaş diyorsunuz onlar hemen peki iş yerleri bundan memnun değildir yani sürekli girilen bir şey değil mi böyle dikkat aslında kısa süren bir sistem 7.30'da başlayan bir kampanyadan bahsediyoruz 15-20 dakika içinde siz zaten ihtiyaçlarınızı alıp çıkabiliyorsunuz. Sizi yasaklayan iş yerleri var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. Bence olacaktır. Yani hayır, o kutular zaten ayrı bir şey ama yani bu böyle arada girip kampanyada bakalım şimdi ben nereden eldiven alırım, şapka alırım, şunu alırım, bunu alırım diye değil mi böyle? Evet. En büyük alışveriş ne? En büyük alışveriş tekstil. Tekstil. Yani sitede satılan ürünlerden en fazlası tekstil. Daha sonra ayakkabı. En pahalı alışveriş? En pahalı alışveriş çantalarda farklı rakamlara farklı ulaşabiliyoruz. Rakamlar. Yani 15-20 bin TL'lik çantalarında satıldığı oluyor. Satıldığı olabiliyor. Evet. Peki İstanbul, Anadolu? Ağırlık e-ticarette hala İstanbul'da. Hala İstanbul. %50 oranında. Anadolu'yu da büyük şehirlere ayırırsak Ankara ve İzmir %10-10 seviyelerindedir. Evet. Bu 3 aşağı 5 yukarı bütün e-ticarette de böyle. Geri kalan %30'da Anadolu diyebiliriz. Diğer kentlerde öne çıkanlar hangileri? Tabii ki Marmara bölgesi sanayileşmiş kentler biraz daha ön plana evet. çıkıyor. Kıyı kentleri ön plana çıkıyor ama bizde 81 ilde satışımız yapılıyor. Iğdır'da, Van'da, Hakkari'de satış yapıyoruz. Orada ne gözlüyorsunuz? Yani bu fiziki koşullar nedeniyle birebir tüketiciye ulaşılamadığı için onlar da yolu tam tersinden aslında kat ediyorlar. En büyük avantajı çünkü bir markanın fiziki olarak Anadolu'da bu kadar yaygınlaşmasının maliyeti çok yüksek. Evet. Dolayısıyla işte buralara alışveriş merkezi açılması veya bu markaların her alışveriş merkezinde yer alması yeter. Dolayısıyla Anadolu'da aslında ileriye dönük bu oranın Anadolu'da artmasını da bekliyoruz. Bekliyorsunuz. Arda Turan'la yani ünlü futbolcumuzla ortak olmuşsunuz. Evet, Lidiana. Lidiana.com. Lidiana.com takı ve aksesuar sitesi. Neden yani bir futbolcu takı ve aksesuar satar? Onu sormak lazım diyeceksiniz ama. Arda Turan tabii burada Hakan Baş ve Onur Kınay aslında kurucu ortaklar ve evet. şu anda işletmeyi de çok iyi bir ekip.
Arda yatırımcı olarak girdi. Burada demek ki bir iş gördü. Evet, biz de yatırımcı olarak girdik. Siz de yatırımcı olarak. Yatırımcı olarak da zaten iyi başarılı bir ekip gördüğünüzde mutlaka hani fikirden bazen takım daha ön planda vallahi olabiliyor. Valla fikir mi takım mı derseniz burada galiba fikir değil de takım. Yani bütün böyle şey gibi bütün ünlüleri almışsınız. Anladığım kadarıyla siz çok reklam odaklı bakmışsınız buna. Evet. Değil mi? Yani olmayan yok. Yani bütün böyle ekran yüzleri var. Bir de zaten Arda Turan'ın ismi herhalde olayı götürür diye tabii düşünüyorsunuz. Birçok celebrity de tabii siteye destek veriyor. Özellikle Twitter üzerinden sosyal medyada oldukça fazla destek var. Peki şimdi biraz böyle işin hem yatırım boyutuna girelim. Siz bu işe ne kadarlık bir yatırımla girdiniz? Yatırım yaptınız mı? Hani üç ortak kafa kafaya verdik. Bir sürü projemiz vardı ama buna yol verelim dedik. Dediniz ya biraz önce. Evet. Nasıl oldu? Yani hani cebinizden para mı koydunuz yoksa sizin dünyanızda böyle bu işlerde sanal mı oluyor? Yok. 2007 yılında ben daha önce kariyer yapıyordum. 2007 yılında şu andaki ortağım Tolga Tatari ile ilk ortaklığımızı yaptık. Akinon isimli bir web tasarım yazılım firmamız vardı. 2008 yılında da üçüncü ortağımız Sina Afra ile o dönemde eBay'de sözünü ettiğiniz kişiler hep böyle son dönemin en popüler isimleri değil mi bu evet. çevrelerde? Evet. Evet. Ortaklığa başladık. Bu yapıyı yaparken bizim ilk çıkış noktamız Sina ile tanışmadan önce Tolga ile beraber öz sermaye ile kendi yatırımlarımızı birkaç yıl sonra yapmaktı açıkçası. Birkaç yıl sonra. Ne kadarlık bir yatırım gerekirdi böyle bir şey için? O dönem için yine yaklaşık 500 bin dolar gibi bir giriş sermayesi, gerekli oluyor. Tabii. Oysa sizin durumunuzda sanıyorum siz bir yatırımcı aldınız değil mi? Melek yatırımcı. Melek yatırımcıdan kasıt nedir? Pek çokları biliyor ama bilmeyenler için şöyle kısaca tarif etmemiz melek gerekirse. Melek yatırımcılar genelde başlangıç seviyesindeki fikir veya başlangıç seviyesindeki projelere yatırım yapan yatırımcılardır. Çok küçük şeylere değil evet, mi yani gerçekten başlangıç. Evet, başlangıç seviyesi diyoruz. Early stage yatırımcılar. Erken dönem yatırımlarını yapıyorlar. Bu yatırımcılar belli bir süreye kadar devam ederler. Daha sonra ne belli kadardır o belli bir süre? Tabii şirketin başarısıyla alakalı ama işte A serisi ve B serisi de yatırım süreçleri sizde ne devam oldu ediyor. Diye sorayım biz o zaman. 2011 yılında, 2011'in Temmuz ayında bizim tüm melek yatırımcılarımız ve A serisi, B serisi yatırımcılarımız da ayrıldı. Biz kurucu ortaklar olarak devam ediyoruz. Devam ettiniz. Tek bir stratejik yatırımcıyla devam ediyoruz. Bu da Naspers grubuna bağlı MIH internet grubu. Yani sürekli bir aslında bir fonlanma söz konusu değil mi? Evet. Birisi sizi diyor ki bu çocuklarda iş var. Ben beğendim. Bunların hem çalışkanlar hem kafaları çalışıyor hem fikirleri iyi. Bunlara ben bir destek olayım diyor. Niye oluyor? Aslında herhalde giriyor ve o da kazanıyor değil evet. mi? Yani 2 yıl falan galiba sizde değil mi kalmışlar i̇ki yıl. Söylediğinize i̇ki yıl. Göre. Tabii. Bu ortalamalarda mı gidiyor hep? Genelde de bu ortalamalarda gider. Parasını alıp çıkıyor. Siz o çıkarken başka birini mi buluyorsunuz? Evet, daha ileriki dönemlerde bizde devam edecek. Çünkü şirket büyüdükçe yatırım ihtiyacı ve stratejik ihtiyaçları da değişiyor. Tabii. Yeni yatırımcınızı ne zaman aldınız? Bu sene içinde mi? 2011 Temmuz ayında. 2011 Temmuz. Bu sizi nasıl bir sıçrama, yani bunu da biraz anlayalım bizim dünyamızda. Şimdi MIH grubuna baktığımızda sadece MIH Europe kısmına giriyorum. Şu anda o grupla beraber çalışıyorum. Zaten Avrupa'da 130'dan fazla. Bunlar Amerikalı mıdır? Yok aslen Güney Afrikalı. Güney Naspers, Afrikalı. Evet Naspers grubu Güney Afrikalı aslında bir medya grubu. Bu medya grubunun içinde basın ve pay TV dediğimiz iki tane ana grup var. Tamam. Üçüncü grupta internet yatırımları ki biz o internet yatırımlarının olduğu grubun içerisindeyiz. Burada da sadece Avrupa'da 130'dan fazla şirket var. Şu anda ortaklık yaptıkları dünya çapında işte Çin'de çok güçlü Tencent isimli bir yatırımcıları var. Çok ciddi bir sinerji alıyorsunuz. Dünyanın her yerinde aynı işi yapan farklı firmalarla görüşebiliyorsunuz. Yani know-how paylaşımı oluyor. Yani siz o havuzdan yararlanıyorsunuz öyle ki, mi? Tabii ki. Yani siz artık bir kulübün üyesisiniz tabii. Ve oradaki yenilikleri kendinize de adapte edebiliyorsunuz. Ki bizim başarılarımızdaki etkenlerden biri buydu. Bir önceki yatırım grubu da melek yatırımcıyı seçerken de sadece paraya bakmıyorsunuz. Çünkü para aslında hele şu konjonktürde bulması daha kolay eğer iyi bir fikriniz ve iyi bir ekibiniz varsa.
artık melek yatırımcıdan beklenen veya yatırımcıdan beklenen biraz daha stratejik faydalar sağlaması. Yatırımcılarımızdan doğan bir 13-14 şirketlik ve özel alışveriş kulübü sisteminin içerisindeydik. Her yıl beraber konferanslar yapıp ülkeler arasındaki farkları değerlendirip know-how paylaşımında bulunuyorduk. Yani sürekli gözünüz dışarıda. Mutlaka, ne oluyor, ne mutlaka. Bitiyor, toplum nasıl bir yöne gidiyor. Zengin oldunuz mu? Bu soruyu beklemiyordunuz ama yani evet, şimdi bizden yani ne oldu, bu çocuklar harika çocuklar, 78 doğumlusunuz, 2 sene önce 3 sene önce bir firma kuruyorsunuz, ondan sonra Türkiye'de herkes konuşuyor, bir yatırımcı geliyor, yatırım yapıyor, o gidiyor arkasından bir başka, siz bayağı bir zengin olmuşsunuzdur şimdi herhalde. Açık söylemek gerekirse 2007 evet. yılında küçük ölçekli bir şirket ortağıyken şu anda Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden birinin ortağıyız. Ama tabii ki biz hala içerideyiz. Şirket olarak daha değerli bir şirketin ortağıyız. Hani bir exit monitör, bunu nakde dönüştürmedik henüz. Çalışmamız devam ediyor. Hedef ne? Hedef... bizim Türkiye'de ilk milyar dolarlık değerlenmeye ulaşan şirket olmasını istiyoruz. Ne kadar zamanda olur? 2-3 yıl içerisinde. 2-3 yıl. Hiçbir evet. şey değil. Çok çalışmamız lazım. Tamam ama herkes çalışıyor. Herkes çalışıyor da şu, o zaman eski ekonomiyi falan terk edelim biz, değil mi? Yani biz yanlış yerlerde çalışıyoruz. Şimdi dönemsel olarak baktığınızda e-ticaret için doğru bir zaman. Büyük bir kıskançlık olduğunu görebilirsiniz bu tarafta. Evet. E-ticaret olarak baktığınızda e-ticaretin hızlı büyüdüğü bir dönemdeyiz. Bunun 3-4 yıl daha devam etmesini öngörüyoruz. Bu dönemde biz her zaman e-ticaret... Sonra ne olacak 3-4 yıl sonra? Tabii pazar daha olgunluk dönemine girmiş olacak. Burada tabii ki yeni fikirlerle çok büyük şeyler başarabilirsiniz ama şu andaki dönemin avantajı doğru bir iş yaparsanız zaten pazar her yıl %50-60 oranında büyüyor. 3-4 yıl sonra siz ne yapacaksınız? Biz açıkçası şu anda ne yapıyoruz hani bu işin dışında? Biz olabildiğince pazarın gelişmesi için melek yatırım kısmında da devam ediyoruz. Akinon üzerine. Siz başkalarına yatırım evet, yapıyorsunuz. Evet, yani burada iki tane boyut var. Bir Markafoni olarak. Tabii paraları koydunuz, başkalarına yatırım yapıyorsunuz. Ama tabii bu böyle büyüyor değil mi yani? İşin şakası bir tarafa. Bizimki biraz daha sosyal sorumluluk projesi gibi. Öyle mi? Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü... Bizde işte bir başarı hikayesi var burada. Bu başarı hikayesinin hani aldığınız kadar vermek de istiyorsunuz. Çok fazla. Yüzde kaç başarı çalışmakla geldi? Yüzde kaçı sizce bu fikirle oldu? Nasıl siz bunu değerlendirirsiniz? Şimdi bizim bu hikayeye baktığımızda %80'i çalışma. Çünkü fikir olarak biz sadece fikir burada doğru zamanda doğru yerde uygulama fikri. Orijinal evet. olarak fikri biz çıkarmadık ama çok iyi uyguladık. Doğru. Hatta dünyadaki örneklerinden bazı noktalarda öne geçtik. Yani sadece o fikirde kalmadık. Peki. İlk iPhone uygulamasını biz yaptık. İlk celebrity kampanyaları biz yaptık. Yani cesurdunuz. Cesurduk. Riski aldınız mı? Riski aldık. Çünkü hali hazırda devam eden bir şirketimiz vardı. Bu şirketin faaliyetlerine artık son verip aktif faaliyetlerini durdurup bu şirkete yoğunlaşma kararı verdik ki hani kurulu bir düzeni de bırakmak ciddi bir karardı aslında. Ama burada çalışmak en önemlisi. Zamanlama doğruydu ama şimdi geriye dönüp baktığınızda sense making yapmak çok kolay. Bir mantığa bürümek olayları Tabii. çok kolay. Ama yine de o dönemde belli olan bir şey vardı. Hani herkesin söylediği işte e-ticaret çok hızlı büyüme trendine girecek. Burada sadece bunu söylemek değil, uygulamaya geçmek lazım. Çok önemli. Şimdi süremizin sonuna geldik. Ben zaten siz söylediniz ama şöyle bir ya da iki cümleyle kapamanızı isterim. Sizi takip eden, bizim de şu anda programımızı izleyen çok genç ve hem size öykünen hem de fikri olan bir sürü insan var. Üç öneri vermek isteseniz ne verirsiniz? Şimdi okuyan kesim için mutlaka okulla beraber iş deneyimlerini artırsınlar yazlarında ve okul hayatında da yapabiliyorlarsa farklı sektörlere girip çıksınlar. Deneyim sahibi olsunlar. İkinci olarak gündemi çok iyi takip etsinler. Gündem derken neyi kastediyoruz? Türkiye gündemi, yurt dışı gündemi. İkisi de ayırt edilmeden. Ki hani biz işte yurt dışındaki gündemi takip etsek o sistemi Türkiye'ye getirmeyi
akıl edemezdik. Üçüncüsü çok çalışmaları lazım. Yani çalışmadan olmuyor. Üçüncüsü çok klasik. Hepimizin her zaman böyle söylediği, işte gençler bundan ne kadar hoşlanıyor ben de ondan emin değilim ama çalışmadan olmuyor diyorsunuz. Olmuyor, kesinlikle olmuyor. İyi ki katıldınız. Çok değişik. Gerçekten farklı bir şey. Cesur bir girişim ama bakalım 3-4 yıl sonra sizi nerede göreceğiz? Bu program olmaz, bir başka program olur. 3-4 yıl sonra farklı bir sizin projenizi yine bize anlatmanızı çok çok isteriz tabii ki. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Efendim, başarı hikayeleri farklı sektörleri hep konuk etmeye çok özen gösteriyor. Değişik girişimleri, bu gerçekten elektronik alışveriş değişik bir macera. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın diyoruz. Hoşça kalın.